Şimdi Kayseri Tomarza ilçe emniyet müdürlüğünün AK Parti ilçe gençlik kolları başkanı tarafından basıldığı ve karakolda görevli bir polisin darp edilerek burnunun kırıldığı öne sürülüyor. AKP ilçe gençlik kolları başkanı karakola gidiyor anladığımız kadarıyla. Kapıda kendisine bir polis memuru kimlik soruyor ve o da sen benim kim olduğumu bilmiyor musun diyerek polisin burnunu kırıyor. Şimdi bu iddianın da ötesinde valiliğin de doğruladığı bir haber bu arada sayın seyirciler. 15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Fatih Er Yılmaz tarafından önce bu haber paylaşılmıştı. Şimdi valilik de doğruladı. Biz de olayın aslına aslarını sormak isteriz ve bu cesaretin nereden geldiğini tabii ki. CHP Kayseri Milletvekili Sayın Çetin Arık bizi bilgilendirecek. Sayın Arık merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba efendim, yayınlar diliyorum sizlere. Sağolunuz. Şimdi bizdeki bilgi şu biçimde ama sizden detaylı bilgiyi rica edeceğiz. AKP ilçe gençlik kolları başkanı karakola gidiyor. Kendisine kimlik soruyor polis memuru doğal olarak. Fakat sen beni tanımıyor musun diyerek burnunu kırıyor polis memurunun. Nedir bu olaya ilişkin bilgi, aktarır mısınız lütfen bize? Kişinin adını da verelim, Hasan Korkmaz. Evet, öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Buradan darp edilen polis memurumuz Fatih Çoban kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisiyle de görüştüm. Gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Aslında yaşanan sürece baktığımız zaman artık AKP'nin bir devletleştiğini, devletin AKP'leştiğini görüyorsunuz. Nereden geliyor bu cesaret? Biraz önce siz de söylediniz programı sunarken. Tunceli İl Başkanı gidiyor, nedir onun adı, askeri şeyle karşılanıyor. Hı hı. Ve gençlik kolu başkanı sen beni tanımıyor musun diye diyen bir polis memurunun burnunu kırabiliyor. İşte aslında bu çürümüşlüğün de bir göstergesi. Yani artık AKP'nin çürümüşlüğünün de bir göstergesi. Bunu şuradan sizin huzurunuzda söylüyorum ki ne askerimiz ne de polisimiz AKP'nin emir eli değildir. Yani evet Sayın Vali de biraz önce basın açıklamasını ben de okudum. Gerekenler yapılmıştır. İlgili kişi tutuklanmıştır diyor. Ama evet, bu sürecin takipçisi olacağız. Yani bu sürecin bu şekilde üstünün kapatılmasına, örtbas edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu süreç bu şekilde kapatılırsa zorbalığın kapatılması demektir. Yani tek parti devleti durumuna gelmenin kapatılması demektir. Ve de şiddetle kınıyorum Sayın Fatih Çoban Bey'le de polis memurumuzla da görüştüm ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tam da olay sizin söylediğiniz gibi açıklıyor. Olayın adliyeye yansıdığını, şikayetçi olduğunu ilgili kişide ve şu anda da tek de değil, yanındaki iki kişiyle beraber, üç kişiyle bir polis memurunun darp edilip burnunun kırıldığını ve hastaneye gidildiğini, orada raporunu aldığını söylüyor polis memurunun. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir taraftan görüyorsunuz ne bileyim böyle rüşvetler havada uçuşuyor. Bir taraftan devletin memuruna, devletin polisine yapılan zulüm, baskıyı görüyoruz burada. Yani gerçekten sözün bittiği yer, evet, artık bunun giderli olmadığını görüyoruz. Buyurun efendim. Şimdi Sayın Arık, yani gerçekten akıl alır gibi değil bir yandan. Bir karakolun önündesiniz. Bir karakolun onun önünde bir polis memurunun burnunu kırıyorsunuz. Şimdi benim bildiğim kadarıyla, yanılıyorsam düzeltin lütfen, bir kere üniforma taşıyan birine saldırmak başlı başına büyük bir suç. Çünkü yani orada o kişinin temsil ettiği, taşıdığı üniformanın da ayrı bir değeri var. Yani bu saldırı tüm polis teşkilatına yapılan bir saldırıdır işin özüne baktığınız zaman. Yani eskiden, önceden bir saygı vardı devletin memuruna, devletin polisine. Biz saygılı olurduk, saygı gösterirdik. Yani bu özgüven, bu özgüven de değil artık, buna ne derseniz adına, yani bu tam bir eşkıyalık. Evet. Yani artık ben şunu söylüyorum, yani AKP bir parti devleti olmaktan çıkmış, sanki parti adında zulmeden bir yapıya dönüşmüş bir durumda. Yani bir polis memuru AKP ilçe
örgütü başkanını tanımak zorunda mı? Tanımak zorunda değil ve saygılıca çıkartır, kimliğini gösterir. Dönem dönem biz de karşılaşıyoruz. Yolda giderken polis memuru kimliğinizi gösterebilir misiniz diyor. Kimliğimizi gösteriyoruz. Bu devletin polisine olan bir saygıdır. Devletin memuruna olan bir saygıdır. Ama burada şunu da üzülerek görüyorum. Yani devleti yönetenlerden bir tek açıklama gelmedi bu konuda. Yani evet Sayın Valide'den bir açıklama geldi, tutuklandı deniyor ama AKP kanadından hiçbir şekilde bu olayı kınayan, bu olayın yanlış olduğunu söyleyen bir açıklamayı şu ana kadar biz Kayseri'de duymuş değiliz. Evet, yani, İçişleri Bakanı'nın kendisine bağlı bulunan bir memur olduğu düşünürse bu konuda bir açıklama yapması beklenebilir, doğru. Kesinlikle. Yani bu özeti şudur, artık AKP kendini devlet gibi görüyor. Yani diğerlerini ayrı görüyor, kendisini devletin yerine koyuyor ve de devletin memuruna zulmetmeyi kendinde hak görüyor. Şiddet göstermeyi kendisinde hak görebiliyor maalesef. Yani siz biraz önce söylediğiniz bir tanımak zorunda değil. Sizin beni tanımıyor musun deyip birine yumruk atmak, bırakın bir sade vatandaşın, normal bir vatandaşın yapabileceği bir şey değil. Yani AKP ile birlikte bir ahlaki çöküntü başladı işin özünde ülkede. Başka duyumlar var mı size gelen Sayın Arık? Şimdi burada bir zirve noktadan söz ediyoruz. Biz artık bir karakolun önünde bir polisi dövmek gibi bir, hani zirve olduğunu düşünüyorum ben bunun, ama bunun dışında da şehir içerisinde, ilçe içerisinde bu anlamda zorbalık yapıldığına dair size gelen bilgiler, paylaşımlar var mı? İnanın bunu AKP'nin devlet memurlarına olan baskısını sürekli görüyoruz. Örneğin AKP'nin il başkanı, Kayseri'deki il başkanı tek tek devletteki memurları, bürokratları, il müdürlerine çağırıp hesap sorabiliyor. Yani sorgulayabiliyor, kendisinde bu gücü görebiliyor. Yani dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi AKP bütün bu bürokratları kendi memuruymuş gibi görüyor. Yani bir il başkanı huzuruna bir sağlık il müdürünü çağırıp sorgulayabiliyor. Efendime söyleyeyim, diğer müdürleri çağırıp sorgulayabiliyor. Kendinde bu cesareti, bu gücü görebiliyor. Yani işin özünde tuzu koktuğu yer aslında burası. Yani bir partinin kendini devlet gibi görmesi. Yani parti devletine bu ülkenin evrilmesi ve AKP'nin de ülkeyi öyle yönetme sevdası işin özüne baktığımız zaman. Dolayısıyla şu anda herkes susmuş durumda. Yani devletin efendime söyleyeyim ilgili noktalarındakiler bir açıklama yapmıyorlar. Yani toplumun susturulmuş, sindirilmiş bir toplum görüyoruz. Yani bu zorbalığın ta kendisi işin özüne baktığınız zaman. Evet, sizin de söylediğiniz gibi tabii ki şimdi bu sürecin nasıl işleyeceği de çok önemli. Şimdi ilk etapta bir adım atılmış ama bundan sonrasının nasıl geleceği çok önemli. Topluma vereceği mesajlar açısından çok önemli, öyle değil mi? Kendini AKP çatısı altında tanımlayan insanların yetkilerinin nerede başlayıp nerede bittiğini öğrenmeleri, bilmeleri ve toplumun da bu mesajı alması bakımından süreci nasıl işleyeceği çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Ben yani AKP artık kendini devletin yerine koymaktan vazgeçmeli, bırakmalı bunu. Yani devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve herkesin devleti olduğunun bilincine varmalı. İşte bir Gülşen olayını hatırlayınız. Yani bakalım buradaki süreç göstermelik olarak mı? Yani toplum baskısı olmasın diye mi tutuklandı? Ben şunu iddia ediyorum ki eğer ki Gülşen hadisesi, sanatçıya Gülşen hadisesi o tutuklama olmasaydı bugün Gençlik Kolları Başkanı tutuklanmayacaktı. Emsal teşkil etmesin diye göstermelik olarak tutuklandığını düşünüyorum ben. Kaç gün tutuklu kalanacak? Nasıl yargılanacak? Bunun arkasındaki nasıl bir ceza alacak? Nasıl bir ceza alacak? Bütün bu süreçlerin takipçisi olacağız. Yani artık ülke huzur istiyor. Artık ülkede bu zorbalığın, bu baskının kalkmasını istiyor. Üniformalı bir polis memuruna bir genç gidip burnunu kırabiliyorsa, daha şiddetli bir eylem de yapabilirdi. Burnunu kırabiliyorsa tuzun koktuğu yerdir artık burası. Eğer ki arkadaşı olmasaydı daha büyük olaylar olabilirdi diyorlar. Yani yanındaki arkadaşı polis memuru, bu burnu kırılan Fatih Çoban Bey'i koruyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve Gençlik Kolu Başkanı'yım. Gerekçesi de sen beni nasıl tanımazsın diye bu ilçede. Evet. Şimdi tabii
bulamıyorum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Evet, gerçekten. Şimdi tabii bir polis memuru olduğu için, devlet memuru olduğu için kendisinin konuşması da beklenemez. O yüzden ilk yansıyan bilgiler burnunun kırıldığı yönünde olduğu. Bir kere bir dayak olayı kesin. Burnunun kırılıp kırılmadığı noktasında anladığım kadarıyla bir belirsizlik var. Yeni gelen bilgiler o yönde. Fakat kendisinin en çok üzüldüğü şeyin bu üniformanın Türkiye'yi temsil ediyor olması ve dolayısıyla kendisine yapılmış bu saldırının üniformasına yapılmış bir saldırı olduğu noktasında bir paylaşımı olduğunu paylaşalım biz de burada. Kesinlikle, yani Fatih Çoban adına değil, bu saldırı Türk polisine yapılan bir saldırıdır. Yapılan budur ve de Fatih Çoban'la saldırıya olan polis memuruyla görüştüğümde burnunun kırıldığını doğruluyor. Evet, burnum kırıldı. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptılar. Şu anda ameliyatlık bir durumun olmadığını, tıbbi tedaviyle, takiple düzeleceğini söylediler diyor. Yani evet, darp edilmiş, burnunun kırılması polis memurunun doğrudur. Peki, peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Arık.